Selam. Türk'ün Türkiye propagandasını yapmaya bayılıyoruz. Çetin Altan rahmetli yaşasaydı da görseydi neler yazar ve ne küfürler ederdi biliyor musunuz? Ya ne geçiyor elimize? Televizyonlara bakıyorum birbirimizi methediyoruz. Tamam arkadaş biz hakikaten çok dikkati kalbiz. Biz Türkler acayip cömertiz. Biz Türkler dünyanın en iyi insanlarıyız. Herkesi sevgiyle kucaklarız. Kimseye kötülük düşünmeyiz. Herkes bizim için fenalık düşünür. Herkes bizim için fesatlık düşünür. Biz ise herkesin iyiliğini düşünürüz. Kimseciklere küfür ve hakaret etmeyiz. Onlar bize küfür ve hakaret ederler. Tamam abi. Biz Türkler böyle milletiz. Tamam da bunu birbirimize anlatıyoruz. Dünyanın bundan haberi yok ki. Abi dünyaya anlatın bunu dünyaya. Dinliyorlarsa dünyaya anlatın. Dinlemiyorlar mı? Peki neden dinlemiyorlar hiç merak ettiniz mi? Güvenilmeyiz abi. Güvenmiyorlar bizlere. Çünkü biz kimseye güvenmiyoruz. Biz kimseye güvenmeyince onlar da bize güvenmiyor. Her zaman dostlarım arasında da söylediğim, yazılarımda da sık sık tekrar ettiğim bir cümledir bu. Güvenilir olacaksın, güveneceksin. Ya da güveneceksin ki güvenilir olasın. Türkler kimseye güvenmiyor. Çünkü herkes çok kötü abi. Türklere kimse güvenmiyor. Çünkü biz çok iyiyiz, onlar fena. Bu kafayla, affedersiniz ama, gidersek askere, nah alırız tezkere. Alamıyoruz da zaten işte. Kişi başına 10 bin dolar yıllık milli gelirle olduğumuz yerde patinaj çekiyoruz. 2008'de de 10 bin dolardı kişi başına milli gelir. 2018'de gene kişi başına milli gelir 10 bin dolar. Neden biliyor musunuz? 2003 ile 2008 arasında Tayyip Bey'in yanında liberal demokratlar vardı. Sonra kim geldi yanına? Önce FETÖ'cüler geldi. Sonra da MHP'liler geldi. Şu anda AKP tamamıyla MHP'lileşmiş bir parti. Onun için de hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe de yaramayacak. Lütfen not edin bir tarafa. Hoşça kalın efendim.